Merhaba arkadaşlar, yeni bir videomuza hoş geldiniz. Biz şu an havaalanındayız. Sabah ailelerimizle vedalaştık. Bizi iki araba havaalanına getirdiler. Saat şu an 10.30. Tam bir saat sonra boarding time, yani 11.30'da. Evet, aha. Bir önceki videomuzda zaten bahsetmiştim. 2 seneliğine Çin'e yerleşiyoruz diye. Bakalım, bizim için güzel bir macera başlayacak. Fazla da uzatmayayım. Size her zaman gibi kısa kısa çekim yapayım. Business Class'ın launch'undayız şu an. Lufthansa'nın bu arada. Fazla insanları rahatsız etmem umarım. Kahvaltılıklar koymuşlar sanırsam. Burada kek, kruvasan, ekmekler, çay, kahve, içecekler. Şu tarafı göstereyim hemen. Sabah olduğu için kahvaltılıklar. Şöyle marmelatlar. Burada da böyle yumurta. Şurada meyveler var birkaç. Tam cerenlik. Ceren elma da varmış annem. Biz şimdi kapımıza geldik. Daha uçağımız gelmemiş. Birazcık gecikmeli dediler. Şöyle hava bugün güneşli ama yine de soğuk. Şimdi bekleyeceğiz. Bakalım ne kadar sürecek diye. Biz şimdi uçağa bindik. 40 dakika gecikme var. İnşallah bir dahaki uçağımıza yetişiriz. Çünkü arada bir saat vardı. Frankfurt'tan Pekin'e uçacağız. Eğer yetişemezsek mecbur saat 3'te bineceğiz. Yani gecikeceğiz birazcık. Şimdi birazdan kalkacak uçağımız. Bizim şimdi yemeklerimiz geldi. Şöyle ekmek üstü bir şeyler, tam olarak bilmiyorum. Bir de tatlımız var. Şöyle Ceren'e. Burada da o günü. Şimdi hemen uçağa götürüleceğiz. Bayağı hızlı koştuk. Ama eşyalarımız maalesef yetişmeyecek. Diğer uçakla gidecek. Şimdi bakalım yetişeceğiz mi? Bayağı acele ediyoruz. Ekstra bizi beklemişler çünkü. Uçaktan inerilmez aldılar. Evet, uçaktan inerilmez aldılar. Çünkü her an gate kapanacak. Bayağı stresli oldu iki çocukla. Şu an kontrolden geçtik. Çok gülesim geldi, katıla katıla. Tekrar bindik. Şimdi güzel kapıya bir yerde gidiyoruz. Polis kontrolünden geçtik. Şimdi kapıdan çıktık kontrolden. Şimdi bizi artık kapıya götürüyorlar. İki üç dakika varacağız inşallah. Zamanla yarışıyoruz. Aynen. Her an kaçırabiliriz gerçekten. Bakalım. Hiç gitmediğimiz yerden gideceğiz. Bekleyecekler, evet. O renkli uçaklar. Şimdi apar topar indik. Uçağa bindirecekler bizi. Ceren hatta kadının kucağında gidiyor. Bayağı hızlı gitmemiz lazım. Bayağı sesli, kusura bakmayın ama çekmek istedim bu anı da. Çocuklar inşallah hasta olmaz. Ceketsiz çıktık mecbur. Nefes nefese kaldım. Körükle gidiyor gördüğünüz gibi. Son olarak biz kalmışız. Allah'tan bekliyorlar. Koş Ceren, koş 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 koş. Şimdi kapı kapanacak biz girince. Şu an pasaportlarımızı kontrol ediyorlar. Son 5 dakikamız kaldı. Haber verdiler, Allah'tan bekleyecekler. Ama sorun, valizlerimizi bilmiyoruz. Belki bir sonraki uçakla gelecek. Şöyle etrafı çekeyim. İzin vermiyorlar çekim yapmaya fazla. Şöyle şu şekilde hemen bineceğiz. Artık uçakta tekrardan haber ederim. 14.05 kalkıyoruz. Şu an 14.03. Son 2 dakikamız kaldı. Evet. Koş Ceren, koş 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 koş. Bütün uçak bizi bekliyor. Hadi bakalım. Buradan galiba değil mi? Şimdi önden buharlı mendillerimiz geldi. Biz bu arada bindik. Ceren yanımda şöyle. Yüzünü silmek için anneciğim. Ceren Barbie'ye bakıyor. Biz gördüğünüz gibi yerlerimize oturduk. Business Class'tayız, bahsettik. Birazcık size göstermek istiyorum oturduğumuz yerleri. Bir önceki çekimlerde gördüğünüz bayağı stresliydi. Koşmak zorunda kaldık çünkü bizim Münih'ten Frankfurt'a olan uçağımız çok gecikti. 40 dakika gecikti. Buna yetişemedik. Sonra arayıp söylediler, sağ olsunlar, beklesinler diye beklediler. Yoksa kaçıracaktık ve kaçırsaydık 2 saat gecikmeli olacaktı. Bu sefer bütün uçaklar gecikecekti. Yani çok sorun olacaktı bizim için. Böyle çok iyi oldu. Sadece bilmediğimiz taraf, valizler şimdi bu uçakta mı yoksa diğer uçakla mı gidecekti? Onu kimse söyleyemedi maalesef. Bakalım, artık her şeyde bir hayır vardır. Şimdi size birazcık göstermek istiyorum. Koltuğumuz, işte televizyon, ondan sonra şöyle küçük Lokitane'den krem falan koymuşlar sanırsam. Tam emin değilim. Göstereceğim size. Öncelikle ayakkabıları çıkarır çıkarmaz şöyle terlik veriyorlar. Çok rahat, evdeki gibi oluyor. Şuraya kadar ayağımızı uzatabiliyoruz.
eşya falan koyabiliyoruz. Hatta ben ayakkabılarımızı Ceren'in tarafında şuraya koydum. Şurada bakım seti. Bugün burada oturuyor. Ceren yatıyor gördüğünüz gibi. Çizgi film izliyor. Onun koltuğunu yatırın, daha da çok yatıyor. Şurası komple böyle yatak oluyor. Hatta şöyle göstereyim. Buharlı mendil getirdiler. Onu sonra vereceğim götürsünler diye. Burada göstereyim şöyle işte. Ön tarafı, şu tarafı yani öne arkaya, şurası öne arkaya, aynı şekilde ayak kısmı öne arkaya. Sonra da böyle buraya basınca yatak oluyor. Ayrıyetten de şöyle oturabiliyorsunuz. Şu tarafa baktığımızda şöyle kulaklık koymuşlar. Birlikte direkt açalım. Şimdi kamerayı bir yere koydum. Ben açayım, size göstereceğim. Yoksa tek elle zor oluyor. Biz Air China ile uçuyoruz. Açalım bakalım kulaklıklara. Şöyle kulaklıklar çıkıyor içinden. Sonra şöyle bir L'Occitane'den bakım seti var. Yeah, thank you. That's sorry. Be careful. You're yeah, yeah, thank you. Sonra şöyle göstereyim. Bu arada şey getirdiler, kaju var. Öncelikle şöyle L'Occitane'nin dudak nemlendiricisini koymuşlar. Sonra body lotion koymuşlar, şöyle küçük bir tane. Islak mendil, diş fırçamız var. Şöyle kutusunla birlikte. Bir tane tarak koymuşlar, şu şekilde. Diş macun, şöyle gözleri kapatmak için bir de bunu koymuşlar. Bugün de şurada resim çekiyor yan taraftan. İlk oturduğumuzda direkt menü kartını getirdiler. Ondan sonra sordular ne yemek içmek isteriz diye. Seçtik. İşte makarna söyledik. Ondan sonra balık söyledi o gün. Bunları ben şimdi geri... Thank you. Şimdi tekrardan bir buharlı bez getirdiler. Bayağı sıcak yalnız. Ay kıyamam. Ceren uyumuş yanımda. Bayağı yoruldular. Normalde şöyle... Bayağı sıcak değil mi? Ceren kıyamam, uyuyakaldı televizyon bakarken, yoruldu baya. Burada da bebek yatağımız var, şöyle göstereyim. Çok rahat oldu, benim yastığımı kısa buraya koydum size çekim yapmak için. Şöyle tekrardan göstereyim, şöyle bir yukarı doğru tutayım, şu şekilde gözüküyor. Bize önden şimdi şöyle atıştırmalıklar geldi. Ördek yanında, şurada kaba gezmesi, pesto sosu. Kurutulmuş domatesler, çeri domates, salata, salatamızın sosu, balsamik sos, zeytinyağlı, yağ ve ekmek gelecek daha sonra. Şimdi dana eti geldi. Yanında salata vardı zaten. Ekmek de aldım. Böyle. Bakalım tadı nasıl. Şimdiye kadar hepsi çok lezzetliydi. Biz yemeği devam ediyoruz. Yemeğin yanına kola sipariş ettim. İlgimizi çeken ilk şeylerden biri kola Çince yazılı. Şimdi meyve geldi. Şöyle öncelikle şu tabakta. Ben şu ikisini seçtim. Bugün de meyve ve tatlı seçmiş. Onun masasından kısa aldım çekmek için. Bu şekilde. Gerçekten çok lezzetli yemeklerim. Ben şimdi meyvemi yiyorum. Çocuklar uyuyor. Hazır çocuklar uyuyorken dedim biraz keyif edeyim. Koltuğumu biraz ayaklarını havaya kaldırdım. Koltuğumu biraz yatırdım. Çok rahat. Artık sırtımda da yastık var. Biraz dedim keyif yapayım, tadını çıkarayım. Bunları ben galiba şöyle arkaya koyarım. Susadıkça içerim. Böyle sıra sıra sürekli yemekler gelecek. Biz zaten böyle farklı yemekleri çok seviyoruz o günle ikimiz. Ama gerçekten bayağı lezzetliydi. Bir önceki uçağımızda Lufthansa yemeğimiz de çok lezzetliydi. Yani şansımıza hepsi çok güzeldi. Söyledik mi bilmiyorum. Biz şimdi 10 saat uçacağız. O gün battaniyesinde örtülmüş. O tam uyku moduna girmiş. Biz bu arada ilk sıralardayız. Çok rahat oldu. Önümüzde kimse yok. Önümüz bomboş. Şimdiye kadar çok çok güzel geçiyor. Çok memnunuz. Umarım güzel günler bizi bekliyordur. Çok güzel bir macera olacak eminim. Çok değişik şeyler öğreneceğiz, göreceğiz. Zaten bir önceki videomuzda bahsetmiştim. Biz o günle ikimiz çok seviyoruz. Başka kültürleri gezmeyi, görmeyi. Yani tam bizlik oldu. O yüzden yani çok mutluyuz. Kendimizi gerçekten çok şanslı hissediyoruz. Kendimizi gurur da duyuyoruz. Bunları başarabildiğimiz için, daha doğrusu benden çok o gün yani. O günün sayesinde ben de bu kadar çok görebiliyorum. Sağ olsun. Size çok farklı içerikler çekeceğiz.
İşte zaman geldiğinde evimizi çekeriz. Ondan sonra evimiz için alışveriş. Sonra işte günlük hayatımız. Ne bileyim, merak ettiğiniz her şeyi cevaplarınızda çekeriz de. İsterseniz yorumları yazabilirsiniz. Eminim çok çok güzel değişik içerikler üreteceğiz sizin için. Kanalımıza da bu arada abone olmayı unutmayın. Bizi takip edin. Çok güzel videolar gelecek. Sıra sıra yükleyeceğiz zaman buldukça. Şimdi tadını çıkarayım. Çocuklar uyuyorken hazır. Birazcık film izlerim büyük ihtimalle. Bakayım, çok güzel filmler var. Hatta yeni sinemaya çıkan filmler falan da var. Onları da izlerim. Bugün de şu an battaniyeli örtünmüş keyif yapıyor. Film izliyor o da. Yeni bir tane film çıkmış sinemalarda, onu izliyor. Bayağı güzel dedi. Ceren kuşum da çok yoruldu, uyuyor benim yavrum. Kıyamam ya. Biz Ceren'le şimdi boyu yapıyoruz. O uyandı, karnını doyurdum onun. Ona... Merhaba. Merhaba Ceren. Ben ona almıştım boya kitabı, böyle Barbie'li. Bir de boya kalemleri aldım. Şimdi birlikte boyuyoruz, böyle böyle zaman geçireceğiz. Biz şimdi dolaşmaya çıktık. Nerede bu Ceren? Şöyle buraya da birkaç böyle atıştırmalıklar koymuşlar, alabiliriz. Az önce hatta aldık. Şöyle kornilerden var. Elma suyu, domates suyu. Burada da yoğurtlar var. Bugün keyif yapıyor. Ceren nereye gitti? Ceren. Böyle zamanımızı geçiriyoruz. Bugün böyle sohbet ediyor, bir sorular falan soruyor. Çok çok sempatikler ve çok yardımseverler Çinler. Şöyle bakın. Bugün hala sohbet ediyor. Şöyle bir kısa göstereyim. Dediğim gibi aşırı böyle sempatikler, güler yüzlüler. O kadar meraklılar ki bin bir tane soru soruyorlar. İngilizce konuşuyorlar. Efendim anneciğim. Olur, vereyim. Ceren elma istiyormuş, ona elma vereyim. Yani çok çok yardımseverler. Sorumuz oldu mu hemen hepsi toplanıp o sorumuzu çözmeye çalışıyorlar. Yardımcı olmaya çalışıyorlar. Gerçekten çok tatlılar. İnşallah hep böyle iyi insanlarla karşılaşırız. Ama böyle tanıdıklarımız da gitti. Genelinde Çinliler böyle çok iyiymişler, yardımsevermişler. Gerçekten de şimdiye kadar öyle denk geldik. Çerez getirmiş o gün, üzüm getirmiş. Bir tane de tanıştığımız Çinli kadın Ceren'e elma kesti. Şöyle elma suyum var, su gibi duruyor. Ceren çizgi filmi izliyor. Ben de birazcık, bugün geldi gezinip duruyor da. Ben de birazdan azıcık uzanacağım, dinleneceğim. Ne kadar rahat gitsek de insan yine de yoruluyor. Yorgan verdiler, yastık verdiler. Aa, o gün hatta örtünüyor. 1,5-2 saat sonra da yemek gelecek tekrardan. Bu sefer de makarna var. Almanya saati şu an saat 10. Çin 7 saat ileride. Son 2 saatimiz kaldı kısmetse. Şöyle tekrardan buharlı havlu getirdiler. Buraya da yine masa örtüsü koydular. Masa örtüsü diyorum. Yemekler gelecek şimdi. Birazcık uyumaya çalıştım ama sağ olsun Cerencik uyutmadı. Onun da masası şimdi açılıyor. Yani anne uyumadı diye. Şöyle yemeğimiz geldi mi? Onu da göstereyim size. Son artık yemek. Yemekler geldi. Benim böyle gnocchim var. Makarna karışık bir şeyle. Şurada yine meyve var. Ekmek getirecekler birazdan, yanında yağ. Ceren'in de şöyle brokoli, pilav, ondan sonra yemeğe başlıyorum bile ben. Başlayabilirsin anneciğim, afiyet olsun. Bir de tavuk. O günün de gnocchisi var. Ya yerim ben seni. Allah'ım. Kesmeye çalışıyor onları. Dikkat et, sıcak olabilir Ceren. Tamam mı? Yavaşça anne. İyi, tabağına doğru. Bakalım nasıl beğenecek mi? Nasıl? Oy, yerim ben seni. Afiyet olsun anne. Biz çok şükür vardık. Burada artık sabah saat 7. Hatta 7.30-8'e geliyor. Şimdi bizi götürüyorlar. Bebek arabalarımızı arayacağız. Ona göre devam edeceğiz artık. Sağ olsun yardım ediyor hepsi. Çok yardımseverler dediğim gibi. Çok güzel geçti. Çok güzel bir yolculuk geçirdik hiç anlamadan.
Yani 10 saat değil, sanki gerçekten 5 saat içinde gelmişiz gibi oldu. Peking'in havaalanı aşırı büyükmüş. Gidenler söyledi, biz de daha yeni göreceğiz. Şu an bayağı sakin buralar. Gel benim güzel kızım. Gel annesi, orası kapalı. Ceren de şurada. -9 derece annem. Anlamadan geçeceğim. Yok, orası kapalı annem. -9 derece şu an. uçaktaki adam da bize yardımcı oluyor. Dünyanın en büyük şehrinde oturuyormuş. Aynen. Biz onu televizyonda izlediydik. Adam da tam orada oturuyormuş. Yerlisiymiş. Hatta o da söyledi. Evet, dünyanın en büyük şehrinde yaşıyorum diye. Onun da uçağı iptal edilmiş. Adam sağ olsun bizi bekledi. Şimdi bizi götürüyor gideceğimiz yere. Ay, kıyamam annem. Alacağım ben seni birazdan, tamam mı? Çok hızlı yürüyorsunuz diyor, kıyamam. Gel oturtalım annem. Şöyle şey alacağız şunu Ceren'e. Ceren'i şimdi buraya oturttuk, çantamızı da koyduk. Şöyle havaalanına. Normalde bizde almaya saati 12.30 gece. Tam uyuduğumuz dönem ama burada şimdi hava aydınlandı gördüğünüz gibi. Bayağı bir jet lag yaşayacağız ama yapacak bir şey yok artık. Biraz gidecek öyle alışana kadar. Biz şimdi burada parmak izlerimizi okuttuk. O günle ben, çocuklar değil. Berlin'e ekstra onun için gittiydik. Hem vize hem de parmak izlerimizi aldılar. Burada da ayrıyetten okuttuk. Oldu. Şimdi bakalım ne diyorlar. Ha, yasakmış. Aa. Ceren indireceğiz mecbur annem, yasakmış. Şimdi bir de trene bindik. Trenle gidiyoruz. Kapımıza doğru şöyle Ceren'le ikimiz oturuyoruz. Şöyle göstereyim. Dolu bir şekilde pasaport kontrollerinden geçtik. Tekrar parmak izi verdik. Şimdi işte trenle son istasyona kadar gidecekmişiz. Hala o adam yardım ediyor sağ olsun bize. Gel Ceren, biraz kenara kay. Tamam anne. Öyle yani, o zaman buraya geldiğimizde çekelim. Çok mu şaşırdın Ceren sen? Ceren'e tam bir macera. Son uçağımıza bineceğiz artık. 3. uçak. Yani hepsini... Evet. Uçağa bindik. Trene bindik. Arabaya da bineceğiz. Hepsini yaptık. Değil mi Ceren? Anne, araba neresi ya? Bineceğiz sonra. Uçaktan sonra evimize gideceğiz. Sağ salim inşallah. Trenden indik. Şöyle kalabalık bir şekilde ilerliyoruz. Gel annem. Ben şimdi kamerayı kapatayım. Çocuklara göz kulak olacağım. Tehlikeli. Ne olur ne olmaz. Sonra bir daha açarım. Şimdi 1001 tane kontrolden geçtikten sonra devam gidiyoruz. Bayağı yürüdük bu arada. Ceren'i yine oturttuk. Yardım eden adam da bizi götürüyor. Çok iyi oldu. Bayağı yardımı dokundu. Hem Çince bildiği için. Evet vallahi. Sağ olsun. Bizi o kadar bekledi ki sıralarda falan. Bayağı kalabalık her yer. Allah'tan valizlerimiz Çançun'a gidecek. Onları da alsaydık baya baya zorlanırdık. Ama az önce öğrendik ki Çançun'a gidecek diye. Şimdi business lounge'a giriyoruz. Şunları çekmek istedim. Tipik Çin. Biz şimdi oturduk yerlerimize. O günle o adam birkaç bir şeyler alacak. İşte içecek, yiyecek falan. Evet, yerim ben seni. Unutuyorum da ne diyeceğim. O kadar yorulduk ki artık. Gerçekten çok güzel bir yolculuğumuz vardı ama ne kadar rahat olursa olsun insan yine de çok yoruluyor. Yata yata geldik gerçekten. O koltuklar komple işte yatıyordu. Yattık ama tam uyuyacağım, dalacağım. Ceren ikide bir yanıma geldi benim hatta. İkimiz birlikte koltuktaydık. Ya yüzümü elledi ya beni uyandırdı, değil mi annem? Ve bak diye. Anne uyuma, anne uyuma. Ceren hep öyle. Evde de öyle. Asla beni dinlendirmez. Bir de çok yürüdük. Dün saat sabah işte 5'ten beri ayaktayız. Sıfır uykusuz ama Allah nasip ederse evimizde dinleniriz artık. Çok mutluyuz ya. Gerçekten o kadar seviniyoruz ki. Tabii ki ailelerimizden ayrıldık diye çok üzüldük ilkinde veda ederken. Ama yani sonuçta biz seçtik bu hayatı.
Kimse zorlamadı. Yine de çok mutluyuz. Kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Bakalım şimdi son uçağımız kaldı. Bir saat sonra uçağımız kalkacak Çançun'a. Bir saat 40 dakika uçacağız sanırsam, yanılmıyorsam o civarlarında. Yani çok kısa bir mesafe. Ondan sonra zaten valizlerimizi alacağız. Dışarıda da bizi ne deniyor ona, şey, görevli mi işte, bizi bakan kişi bizi alacak. Büyük bir minibüsle eşyalarımızı yerleştirip bizi sitemize götürecek, evimize. Öyle yani. Ondan sonra zaten dinleniriz. Yarın da bu vlogu bugün bitireceğim. Yarın da bizi alacaklar. 2 gün boyunca gezeceğiz. İşte marketlere gideceğiz, alışveriş merkezlerine gideceğiz, hastanelere gideceğiz, doktorlara gideceğiz. Her yeri gezdirecekler, gösterecekler. Çok güzel. Oraları da çekeceğim komple. Bayağı ilginç olacak. Çok şanslı Ceren. Çok şükür. Değil mi Ceren? 4 yaşında olacak. Her yeri gezdi. Peking'lere geldik. Burada herhalde kahve makinesi, işte çay falan. Bunlar neymiş böyle? Hazır yemekler herhalde. Bunlara benziyor. İçecekler. Ama hep değişik değişik, bizim bilmediğimiz tabii ki haliyle. Sıcak yemekler var galiba burada da. Ama şimdi bilmediğimiz için bir şey yiyemeyeceğiz tabii ki. Aynen, sıcak yemekler var ama uçakta verecekmişler. O kruvasanlardan almış o gün. Şunlar böyle tatlı. Yumurta, sosis. Sabah olduğuna kahvaltı var. Bizim kapı açılmış. Şimdi direkt geçiş yapacağız. Ta arkaya kadar gidiyor bu sıra. Ondan sonra bineceğiz. İyi oldu. Tam vaktinde geldik. Biz uçağa bindik. İlk sıralarda oturuyoruz. Çok güzel yerimiz. Hatta yine terlik verdiler. O gün de benim arkamda oturuyor. Ben de göstereyim hemen. Şurada. Birazdan kalkacağız. Bizim yine buharlı havlularımız geldi. Aşırı sıcak ama Ceren hiç bana mısın demiyor. Kadın bile dedi. Çok sıcak, dikkat edin diye. Küser mi Ceren? Şöyle cam kenarında oturuyor. İlk sıradayız. Buraya bebek yatağını koyacaklar. Burada da zaten direkt giriş. Şöyle bayağı kalabalık, dolu. Terliklerimiz. Şöyle kısa göstereyim. Serving you. We sincerely invite you to evaluate our service through the official app or WeChat mini program of Air China. Your feedback is highly valued. Thank you for flying Air China. Biz uçaktan indik. Hepimiz uyumuşuz uçakta. Şimdi valizlerimizi alacağız. Ondan sonra bizi almaya gelen olacak. Ceren, Ceren gel kenara annem. Abla geçsin. Çok komikler. Onu unutmadan söyleyeyim dedim. Biz gelmeden biliyorduk böyle. Bunlar sarışın, işte renkli gözlü falan, gördü mü? Tuhaflarına gidiyor. Yani hepsi aynı olduğu için bizim için aynı tabii. Onlar kendi aralarında fark ediyor tabii farklılıklarını. Resim çekiyorlar direkt. Ceren'le lavaboya gittiydik. Orada kadın telefonu açtı, pat resim çekti bizi. Şimdi az önce uçakta da yüzümüze telefonu tutuyorlar, resim çekiyorlar. Çok komik gözüküyor. Hiç böyle çekinmiyorlar da. Şey, bir de aşırı bakıyorlar. Yani sanki gerçekten böyle uzaydan gelmişiz gibi. Çok tuhaflarına gidiyor. Zıpla annem, zıpla. Hop, aferin. Çok değişik bir şey. Şimdi valizlerimizi alacağız. Bir yer olduğu için millet bavullarından hep kışlı bot falan çıkarıyor. Evet. Bunları eksi gibi. Kaç dereceydi şu acaba? Çok soğuk değil aslında. Eksi 12. Eksi 12 derece şu an. 25'leri, 30'ları. Evet. Eksi 25-30'a kadar göreceğiz herhalde önümüzdeki günlerde. Yani akşamları zaten öyle oluyor sanırsam.
bizim valizler gelmedi. Buraya sorduk. Şöyle şey dediler, Peking'de kalmış hepsi. 11 tane valizle geldik. Ama her şeyde bir hayır varmış. İyi ki orada kalmışlar çünkü direkt evimize yollayacaklar. Akşamüstü sizde olur dediler. Biz de zaten çok düşünüyorduk yol boyunca nasıl taşıyacağız, nasıl yapacağız diye. Dışarıda bizi bekleyen adamı gördük. Pankartla hatta Çelik o gün mü ne yazmış. Onu gördük ama işte oraya gidene kadar çok zorlanacaktık. Çocuk da 11 valizle. Böylesi çok çok iyi oldu. Şimdi adresimizi falan veriyoruz. Direkt evimize yollayacaklar. İnşallah öyle dedikleri gibi de olur. Yani %100 öyle olacak demiş kadın da bilmiyorum artık. Şöyle biraz etrafta kısa çekeyim. Aşırı şaşırıyorlar hepsi. Yani böyle az önce de bahsettim. Sanki böyle ayrı bir dünyadan gelmişiz gibi davranıyorlar. Yanımıza geliyorlar, bir çaktırmadan resim çekiyorlar sürekli. Hepsi ama sanki. Çok tuhaf, değişik yani, ilginç. Şimdi o adama bakacağız. Görüyor musun? Görmüş o gün. Ben de video çekeyim. Bakın ne kadar kalabalık. Çelik yazıyor hatta. Şuradaydı adam. Şöyle bize de hatıra kalsın bu anlar. Şu bizi almaya geldi. Şunu demek istiyorum. Bakın sürekli böyle gelip şok oluyorlar. Şimdi bunlar hepsi şok oldu şu an. Baksana nasıl bakıyorlar yine. Sürekli böyle inanın. Adım başı acayip. Bak nasıl bakıyorlar görüyor musunuz kız? Hani böyle çok tuhaflarına gidiyor. Sonra da kimisi yüzümüze tutuyor telefonu çekiyor. Kimisi de çekiniyor çaktırmadan. Bakın kızın tepkilerine şimdi. Evimize sağ salim vardık. Şu an hatta sitemizin içinde restorana geldik. Bir şeyler yiyeceğiz. Pizza falan sipariş verdik. Onlardan yiyeceğiz. Ondan sonra da zaten bizimle ilgilenen kadın işte evle ilgili bir şeyler yapacak. Fazla da uzatmayayım. Zaten ilerleyen günler hepsini anlatırım. Videoyu da burada bitiriyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videomuza like atmayı, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere inşallah.